Efendim Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüyle devam edeceğim. Güzel bir haber var. Pilotaj bölümünün öğrencileri ve bu bölümü hedefleyen adaylar Kuveyt'in ilk kadın pilotu olan Elif Güveyler'le buluştu bugün. Dilerseniz o buluşmanın notlarıyla devam edelim biz de. KTO Karatay Üniversitesi'nin düzenlediği Gökyüzüne Açılan Hayaller Nasıl Pilot Olunur adlı söyleşi gerçekleşti. Türkiye'de çok büyük ihtiyaç var, zamanlarında özellikle. Söyleşi öncesi KON TV mikrofonlarına konuşan Kuveyt'in ilk kadın kaptan pilotu Elif Güveyler, "Pilotluk çocukluk hayalim değildi, tesadüfen pilot oldum," dedi. Pilotaj süreci tesadüfi başladı aslında, çünkü bundan 13-14 senesinden bahsediyoruz. Çok fazla sosyal medya imkanı yoktu ya da bilgi akışı yoktu ya da uçuş okulları da yaygın değildi. Özel uçuş okulları da yoktu o dönem. Biraz şans oldu aslında. Çocukluk hayalim de değildi dolayısıyla. Tesadüfen özel uçuş okullarının olduğunu öğrenmemle başladı. Öğrencilerim aracılığıyla oldu aslında. Üniversitede görev yaparken havacı, asker, polis öğrencilerim vardı. Onların aracılığıyla uçuş okullarından haberim oldu. Araştırmaya başladım. O şekilde gelişti. Güveyler, dışarıdan her havalı görülen mesleğin eksi yanları da var dedi ve pilotluğun eksi yönlerine değindi. Her meslekte olduğu gibi çalışmak zor. Çalışmak kolay değil. Dışarıdan her havalı görünen mesleğin tabii eksi yanları da var. Bir negatif belki olabilecek yön sağlık konusu. Yani sağlığınız olduğu sürece yapabildiğiniz bir meslek. Memuriyet gibi değil. Yani atandım bitti değil. Her 6 ayda bir sınavlara girmeniz gereken bir meslek. 20 yıllık kaptan da olsanız sürekli lisanslarınızı yenilemeniz gerekiyor. Dolayısıyla ders çalışmayı sevmeyen insanlar için biraz yorucu olabilir, sıkıcı olabilir. Ya da çok çalışmayı sevmeyen insanlar için de yorucu olabilir. Çünkü bazen 13-14 saatlik mesailerimiz olabiliyor. Ama severek yapınca insan onları düşünmüyor. Pilot Güveyler bu sene pilotaj bölümü okumak isteyen öğrencilere de çağrıda bulundu. Eğer hayallerinde varsa bu, kimseyi dinlemesinler ve hayallerinin peşinden gitsinler. Hele ki Konya'da böyle bir imkan varken onlar için mutlaka burayı bir gelip görsünler, sonrasında karar versinler derim. Daha sonra söyleşiye geçen kaptan pilot Elif Güveyler, öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardı. Öğrenci lisansımızı aldıktan sonra iki çizgi olarak devam ediyoruz.